Evet sevgili dostlar, tekrardan dijital sohbetlerde bir aradayız. Bugün yine birbirinden değerli iki tane konuğum var. İlk konuğum Enes Demirtaş, e-dijital danışmanlık kurucusu. Kendisiyle bugün SEO konusunu konuşacağız. SEO hakkında bilmesi gerekenler. Enes'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyiflerle nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz, koşturmaca. Şimdi en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Haftalardır bir sürü program yaptık burada, yapmaya da devam ediyoruz. SEO konusu ilginç bir konu. Niye diyecek olursan, SEO'yu bizim gibi insanlar biliyor. Ama bilmeyen çok insan var. Yani SEO aslında Search Engine Optimization, Türkçesi evet. Arama motoru optimizasyonu. Optimizasyon. Ama nedir abi bu SEO? Bir oradan başlayalım, ondan sonra laf lafı açar zaten. Tabii. Aslında SEO son dönemlerde daha çok bilinmeye başlandı. Yani bizim gibi insanların dışında da harika. Bilinmeye başlandı. O yüzden hani hem iyi tarafları var hem kötü tarafları var. O yüzden daha popüler bir konu haline geldi. Aslında pazarlama mantığıyla düşündüğümüz zaman reklam bütçeleriyle vesaire uğraşmaktansa görünüşte daha kolay, basitmiş gibi göründüğü için aslında ilgi duyuluyor. Ama temelinde uzun bir süreç ve hani siz de söylediğiniz açılımını Search Engine Optimization, arama motoru optimizasyonu demek. Burada ben dahil bütün SEO'cuların yaptığı aslında bir nevi arama motorlarına, Google'a, Yandex'e, Bing'e, Yahoo'ya yardım etmek. Çünkü arama motorlarının temel mantığı herhangi bir arama yapıldığı zaman telefondan veya laptoptan o aramayı yapan kullanıcıya en doğru sonucu vermek. Okay. Bunun için belli kriterleri var ve biz de SEO'cular olarak kendi sitelerimizde veya çalıştığımız müşterilerin sitelerinde bu kriterlere uygun hale getiriyoruz sitelerini. Böylece rekabette daha ön plana çıkıyor. Bazen soruluyor illegal bir şeyler mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasıl üst sıralara çıkıyorsunuz, Google'la mı konuşuyorsunuz? Hayır. Sadece belli kankam başlı kurallar var. Onu açacaksın ama benim Dublin'de kankalarım var. Tabii tabii. Onu yapanlar öyle, da var. Dövüyoruz çünkü. Öyle dediğimiz de oluyor şakasını ama öyle bir şey yok tabii. Tabii. Arkada aslında bilimsel ve analitik bir çalışma var. Kesinlikle. Ya şey diyeceğim mesela aslında şöyle basitleştirelim. Mesela eğitimciyim ben. Online eğitim satan bir sistem var. Şimdi sen herhalde bana şunu soruyorsun. Diyorsun ki yani hangi kelimelerle ararlarsa insanlar önlerine çıkmak istiyorsun. Hı hı. Ben de diyorum sana online eğitim, eğitim, dijitalleşme 3-4 tane kelime veriyorum. Ve sen bu kelimeleri kullanarak web sayfamın bir yerlerine sokuşturarak bir şeyler yaparak bir de üstüne sihir okuyup bir de 2 elham 3 kilo valla. Nasıl oluyor iş? Öyle değil. Müşteriden feedback alınabiliyor tabii. Ben şu 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 aramalarda ön planda olmak istiyorum. Diyebiliyor müşteri ama her zaman müşteri haklı olmayabiliyor. Her sektöre göre belli anahtar kelime araştırmaları zaten bizim tarafımızdan yapılıyor. Burada herhangi bir sektörde SEO çalışması yapabilir bir proje yöneticisi. O sektöre çok hakim olmak zorunda değil. Anahtar kelime araştırması bu işin temeli. Temeli değil mi? O sektörle ilgili insanlar hangi kelimeleri arıyor? Rakipler hangi kelimeler üzerinden içerikler üretmiş? Bununla ilgili projelerin başlarında derinlemesine analizler yapıyoruz ve projenin diğer aşamalarındaki çalışmaları o analizlere göre sürdürüyoruz. Yani siz normal bir çalışanın, normal bir vatandaşın göremeyeceği verileri görerek işin duayeni olduğunuz için, konuya hakim olduğunuz için bir takım yerlere varıyorsunuz. Aynen öyle. Mesela eğitim deyince, eğitim çok jenerik bir isim. Yani aslında biraz da orada rekabet söz konusu değil mi? Yani çünkü herkes eğitimi arar bir şekilde. Benim orada biraz da belki dezavantajım olur yani değil mi? Çıkmak eğitim deyince bin tane şey var. İlkokul da bir eğitim. Kesinlikle. Ortaokul da eğitim. Üniversite de var. Var oğlu var. Burada iki türlü kelimeleri biz iki gruba ayırıyoruz burada. Birincisi jenerik kelimeler. İkincisi de long tail. İngilizce'de long tail dediğimiz uzun kuyruk kelimeler. Evet benim bir özel okulum olsa ben de eğitim yazılınca birinci sırada çıkmak isterim. Bu gurur okşayan bir şey. Arkadaşlarıma gösteririm, hava atarım ama günün sonunda eğitim gibi jenerik kelimelerde rekabet çok fazla. Hem SEO tarafında hem reklam tarafında. Rekabet çok fazla olduğu için başarılı olma şansınız, daha doğrusu başarıya ulaşma süreniz daha uzun olabiliyor. Ve bu tür jenerik kelimeleri arayan insanlar daha dönüşüme daha yakın değil. Onun yerine örneğin yemekhanesi güzel, özel ortaokul gibi bir long tail anahtar kelimede üst sıraya çıkmak hem daha kolay jenerik kelimeye göre hem de tabii. O kelimeleri arayan insanlar
daha çok dönüşüme yakın. Dönüşümden kastım da e-ticaret sitesi ise satın almak, işte özel okulsa aranması, form doldurulması vesaire. Aslında çok güzel bir yere temas ettin. Çünkü eğitim gerçekten jenerik bir laf. Eğitim. Yani eğitim de eğitimin nesi? Yani ne eğitimi? Tekvando da bir eğitim. Yani tekvando eğitimi var. İlkokul eğitimi, orta... Yani ben eğitimle ilgili eğitim... araştırma yapıyor tabii. Olabilir. Tabii. Şimdi düşününce daha iyi oturdu. Yani aslında senin dediğin gibi arama, çok spesifik bir konuda arama yapan adamın çok böyle geri dönüşü çok daha kolay ya da yüksek. Kesinlikle. Mesela e-ticaretten bir örnek verelim. Lütfen. Gömlek en basitinden. Aha. En çok satılan e-ticaret grubu. Gömlek modelleri her zaman o sektörün, o kategorinin ana kelimesidir. Hmm. Ama arama hacmi çok fazladır. Şimdi son dönemde bakmadım ama diyelim ki ayda 100 bin kere aranan bir kelime. Onun yerine kısa kollu gömlek, beyaz gömlek, çizgili gömlek, hatta çizgili mavi gömlek gibi olabildiğince uzattığımız zaman arama hacimleri düşer. Gömlek kelimesi ayda 100 bin kere aranırken kısa kollu, beyaz, çizgili gömlek belki 100 kere aranır. Ama 100 bin kere aranan kelimede üst sıraya çıkmak zorken 100 kere aranan kelimede üst sıraya çıkmak hem daha kolay hem artık o uzun kelimeyi arayan insan ne alacağına karar vermiş. Araştırma yapmıyor. Direkt dönüşüme yakın bir kullanıcı ve özellikle e-ticaret sitelerinde amaç ziyaretçi sayısını arttırmak değildir. Amaç satışı arttırmaktır. Doğru. Dolayısıyla dönüşüme yönelik çalışmalar hem bizim tarafımızda hem müşteriler tarafında daha çok rağbet görüyor. O zaman burada şeye de girmek istiyorum. Biz senelerdir içerik pazarlaması diye yırtındık. İçerik çok önemli dedik. Yavaş yavaş herhalde kavrıyorlar insanları önemli diye ama... Sence hala anlamayan çok insan var mı yoksa artık bu SEO olsun, diğer konular olsun bunlar çok gündeme geldikçe içeriğin kral olduğu günlere geldik mi yoksa daha çok yol var mı? Nedir? Ne görüyorsun? Bence geldik ama orada şöyle bir nüans görüyorum ben. Önceden içeriğin önemi anlaşılmıyordu ve düzgün içerik sunan siteler herhangi bir sektörde fark etmez. Düzgün bir içeriğiniz varsa çok daha hızlı bir şekilde sonuç alabiliyordunuz. Şimdi herkes... Çok fazla içerik üretiyor. Evet, içeriğin kralı olduğu dönemdeyiz. İçeriğe çok rağbet ediliyor. Ama bu sefer de bir enflasyon oluşmuş durumda. Hı hı. Bu durumda da doğal olarak en iyisi ön plana çıkıyor. Hı hı. Mesela bir sektörde 10 tane site var diyelim. Onu da gereken içerik alanlarını dolduruyor. Ama artık hangisi en iyiyse o ön planda çıkıyor diyebiliriz. Doğru. Şimdi mesela ben tabii sektörde arkadaşlarla konuşuyoruz ya da bizim ne iş yaptığımızı öğrenince insanlar soruyor. Diyor ki abi diyor ben diyor Google'da arama motorunda ilk sayfada çıkmak istiyorum diyor. Peki hepimiz istiyoruz yani çok güzel. Şimdi bu hatta bazen böyle arıyorlarmış biz sizi çıkartırız bir ayda iki ayda. Yani bunun tabii öyle olmadığını biz biliyoruz ama herkesi bilmek zorunda olmamız yani olmayabilir. Ya yani böyle bir şey ne kadar süre alır? Yani ilk sayfada çıkmak. Yani çok uzun bir zaman mı alır? Bir de galiba burada süreklilik çok önemli değil mi? Mesela kesinlikle. Geçen gün bir arkadaşla konuşuyoruz. Abi yaz tatili geldi diyor. SEO çalışması yaptırıyormuş. Hazirandan Eylül'e kadar kestik. 3 ay kestik diyor. Boş boşuna para vermeyelim diyor. Şimdi yeniden başlayacağız diyor. Bu duraksama da kötü bir şey mi? Yoksa ya o hiç fark etmez mi? Yani şöyle bir kere SEO çalışmaları diğer pazarlama yöntemlerine göre çok daha uzun soluklu çalışılması gereken çalışmalar. Evet. Örneğin Google AdWords'la kıyaslarsak, siz bugün web siteniz için bir Google AdWords kampanyası başlattığınız reklam zaman... Reklam yani. Reklam çalışması. Yani Google'da arama yapıldığı zaman üstte gözüken sonuçlardan bahsediyorum. Evet. Hemen bir saat sonra para kazanmaya başlarsınız. Çünkü sizi anında en tepeye çıkartır. Evet. Ama bu paranız yettiği müddetçe buna devam edebilirsiniz. SEO bunun tam tersi. SEO çalışması yapmaya başladığınız zaman ben müşterilerime her zaman şunu diyorum. İlk 3 ay benden hiçbir şey beklemeyin. Genelde ben aylık raporlar sunarım müşterilerime. İlk 3 ay örneğin o raporları sunmuyorum bile. Hatta ben de bakmıyorum artmış mı azalmış mı diye. Çünkü bizim yaptığımız çalışmaların sonuçlarının gözükmeye başlaması bile 3-4 aydan başlar. Ve projesine göre, o sektördeki rekabete göre, sitenin ele aldığımız gündeki durumuna göre bu süre değişebilir. O yüzden net bir süre söylenemez. Ama özellikle yani sizi şu kadar zamanda birinci sıraya çıkartacağız diyenlerden kaçsınlar diyorum. Değil mi? Kesinlikle kaçsınlar. Her zaman kendi müşterilerime de söylüyorum. Peki 6 ay mıdır? 1 sene midir? Yani düzgün çalışan bir ajans... Düzgün bir çalışmada 6 ay ile 1 yıl arasında SEO çalışması yapıldığı hissedilir. Mutlu olunur. Müşteri mutlu olur. Peki yazın ara verdim olayına ne diyorsun? Yazın ara verdim olayı ya da kışın, mantıksız. Fark etmez. Aksine mesela yaz ayını
hedefleyen bir sektör düşünelim. Örneğin mayo sattığımız bir sistemimiz İçecek. Var. Dondurma kesinlikle falan. Kesinlikle dondurma veya kışın neyse işte mont, kaban. Hı hı. Sadece kaban sattığımız bir sitemiz var diyelim. O site için çalışmaya aslında tam tersi yazın başlamak gerekiyor. Yazın sitenin altyapısını, içeriğini, doğru. tekniğini oluşturup. Çünkü arama motorlarının bizim yaptığımız çalışmaları indekslemesi için belli bir süreye ihtiyaç var. Bu önceden çok daha fazlaydı. Hı hı. Şimdi çok daha hızlı bir şekilde indekslenebiliyor ama indekslenip bizi ön plana çıkartması bir zaman alıyor. Örneğin kaban kelimesinde. Temmuz ayında 45. sıradayız diyelim. Çalışmaya Aralık ayında başlarsak 45. sıradan 3. sıraya gelmemiz Nisan'ı Mayıs'ı bulacak ben örneğin ve Mayıs'ta kaban satamayacağız ama Temmuz'da başlarsak Aralık Ocak ayı gibi ilk sayfaya gelebiliriz diye düşünebiliriz. O yüzden bu işler süreklilik isteyen işler. Kesinlikle. Ara vermek gerekiyor. İyi yani insanlar bizim insanımız hemen sonuç almak istiyor ya böyle demek ki beklemeyi de bilen insanlar, sebat eden insanlar da var. Kesinlikle. Bunu duymak da güzel bir şey. Kesinlikle. Peki şu arka arkaya bir sürü soru var elimde. Evet. Sormak da istiyorum bunları çünkü çok soru geldi. Şey diyorlar yani alan adı seçerken işte deminki örnekten gidelim eğitim. Adam diyor ki ben diyor eğitim satan bir firmayım diyor. Hı-hı. O yüzden diyor mesela eğitim geçen bir alan adı alıyor. Mesela faydalıeğitimler.com. Hı hı. Diyor ki SEO beni hemen algılar, o da bir katkı sağlar. Böyle bir şey var mı? Yani çok farklı bir şey. Eğitim satan bir firma eğitimden bambaşka bir şey koysa alan adına olmaz mı? Yani olur. Nedir? Etkisi var mı? Etkisi vardı önceden. Evet. Yani yaklaşık 4-5 yıl öncesine kadar arama motorları buna dikkat ediyordu. Ama son dönemde bununla ilgili herhangi bir şey yok. Yani tamamen alakasız bir domain ismiyle de eğer sitenizdeki içerik, teknik, altyapı düzgünse başarılı olabilirsiniz. Tamamen alakalı bir isminiz var ama hiçbir çalışma yapmamışsınız. Başarılı olamazsınız. Evet. O yüzden günümüzde bunun etkisi yok. Önceden vardı mesela sinema filmleri sektörü. Hala o siteleri görüyoruz. Hmm. İşte filmizle1.com, filmizle8.com kapandıkça onun üzerine rakamlar ekleyerek .com yapıyorlardı. Hmm. Ama o zamanlarda kaldı. Yani şimdi bütünsellik gerekiyor. Hepsini yapması gerekiyor eşit şekilde. Kesinlikle. Peki mesela bir firma ya da bir şahıs SEO yapıyor ya da yaptırtıyor. Başarılı olup olmadığını nasıl anlayacak? Evet biz başarılıyız ya da değiliz. Nasıl anlar? Nedir? İlk sırada mı çıkması önemlidir? Ya da ilk 5 sayfa mıdır? Nedir? Onun sır bir şey var mıdır? Var tabii. Aslında bizim sektörümüz başarılı olunup olunmadığının en rahat ölçüldüğü sektör. Hı hı. Örneğin başka bir örnek üzerinden anlatayım. Billboard pazarlaması yapıyorsunuz. Evet. Taksim Meydanı'nda çok işlek bir yere billboard reklamınızı koydunuz. Evet. O reklam sayesinde ne kadar ürün sattığınızı göremezsiniz. İmkansız. Ama SEO olsun, AdWords olsun, dijital pazarlama yöntemlerinde attığınız her taşın kaç tane kuşu ürküttüğünü detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Hmm. Bununla ilgili Google'un ücretsiz araçları var. Google Analytics, Search Console, özel yabancı firmaların araçları var. Ve orada bütün detaylarıyla ne kadar ziyaretçi gelmiş, kaç dakika kalmış, kaç sayfa gezmiş, kaç tane satış yapmış, geçen aya göre satışlarım ne kadar artmış, ne kadar azalmış, geçen yıla göre ne durumdayım, bütün bu detayları görebiliyorsunuz. Ve örneğin bir yıl boyunca çalıştığınız bir SEO'cuyu bir yılın sonunda Analytics ve Search Console hesaplarınızdan bakarak yaptığı çalışmaların fayda edip etmediğini görebiliyorsunuz. Hmm. Peki şey... Bu da çok sorulan bir soru. Birisi demiş ki ya ben yani blog yazıyorum. Hafta 3-4 tane blog yazıyorum diyor. Hı hı. Sadece blog yazarak organik aramalarda reklam vermeden yani hı hı. ön plana çıkma şansı var mıdır? Var. Şöyle demin içerikle ilgili söylediğim konu da aslında bununla ilgili. Hı hı. Eğer yazdığınız blog yazısı gerçekten düzgünse o aramalı... O konuyla ilgili arama yapan insanların sorularına cevap veriyorsa hı hı. arama motorları sizi üst sıraya çıkartır. Çünkü hı hı. en başta söylediğim arama motorunun temel mantığı bir arama yapan insana en doğru bilgiyi vermektir. Mesela yaz tatiline giderken yanıma ne almalıyım gibi bir blog yazısı düşünelim. Bu aramayla ilgili bir sürü arama vardır ve siz bu aramaların, insanların yaptığı bu aramaların cevaplarına yazınızda yer verirseniz arama motorları sizi üst sıraya çıkartır. O yüzden sadece blog yazarak da evet bir başarı elde edilebilir. Ama dediğim gibi düzgün yazılması gerekir. Peki şimdi podcast, sesli kayıtlar bayağı popüler. YouTube inanılmaz bir çıkış içerisinde.
Yani o zaman bu YouTube ve podcastlerin yükselişe geçmesi, dünyada zaten yükselişte, Türkiye'de de inanılmaz bir artış var. SEO tarafında neleri etkileyecek? Yani SEO anlamında bunlar da değil mi önemli? Yani arama, mesela sesli aramalar var. Vesaire. Yani burada biraz ondan da bahseder misin? Orada birkaç aslında paragrafa değinmek gerekir. Sesli aramalar SEO mantığını tamamen değiştiriyor. Örneğin evdeki eti saklama yöntemleri. Konumuz bu olsun. Evet. Kurban Bayramı'ndan sonra örneğin çok artar bu tarz aramalar. Doğru. Önceden insanlar eliyle aradığı için ve Google öneriler sunduğu için saklama yöntemleri gibi kelimeler üzerinden gidiyordu. Ama şimdi telefonumuzdan direkt sesli arama yaptığımız için evdeki eti nasıl saklarım gibi aramalara döndüğü iş. Ve hatta bununla ilgili geçen bir yazı okudum. Başlık ve açıklamalarda soru işareti olan sayfaların daha çok ziyaretçi elde İlginç. Ettiğine yönelik. Bu aslında sesli aramalarla ilişkili. Ha. Dünya oraya dönüyor. Diğer kısma gelecek olursak içerik artık çok değişti. Yani bu medyanın değişmesi, yazılı basının çok ilgi görmemesi, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden basının takip edilmesi gibi aslında onun da devamı. Podcastler, sesli içerikler, radyo yayınları, YouTube yayınları çok daha popüler oldu. İçerik dediğim şey artık aslında oraya gidiyor. Uzun bir haber yazısı okumaktansa ufak ufak tweetleri okumak daha çok hoşumuza gidiyor. Ve YouTube'un olsun, podcastlerin listelendiği platformlar olsun, onların da aslında belli bir sıralama mantığı var. Doğru. Ve oralarda da SEO çalışmaları yapılabiliyor. YouTube alanında özellikle. Yani şunu söyleyeyim kısaca, insanlar arama yapmaya devam ettiği müddetçe SEO kısmının devam edeceğini düşünüyorum. Öneminin devam edeceğini düşünüyorum. Pazarlama kısmı zaten devam edecek. Peki şey de sormak istiyorum. Yani o zaman SEO için bir ajans arayan bir şahıs, bir marka, bir firma neye dikkat etmeli? Yani bir sürü bu işi yapan, aslında bir sürü, bir de ayrı bir konu var. Yani onu da sorayım. Yani piyasada atıyorum 100 tane ajans varsa 95'i bu işe girmiyor. Niye olduğunu da şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü gerçekten kesinlikle meşakkatli ve zor ve sabır gerektiren bir şey. Ve titiz bir şey gerektiren bir şey. Dediğim gibi reklam vermek kolay bir iş. Yani küçümsemek anlamında söylemiyorum ama işin zaten bilen tıkır tıkır yapıyor. Ama SEO dediğiniz iş uzun vadeli, müşteriyi de iyi ilişki içerisinde olman lazım, inandırman lazım falan. Ya o yüzden zor. Çok da fazla ajans bunu yapmıyor ama firmalar ajans seçiminde neye dikkat etmeli? Bir markam var, ben bu SEO'yu yaptırmak istiyorum, kafamda basmıyor. Bir ajansla anlaşmak istiyorum. Neye sormalıyım, ne yapmalıyım bilmiyorum da bu işi. Kesinlikle. Yani orada demin söylediğim yine geçerli. Birinci sıraya getirmekle ilgili bir taahhütü olanlardan koşarak uzaklaşsınlar. Doğru. Öncelikle. Peki neye göre seçmeleri lazım? Bence referanslar, eski çalışmalar çok kıymetli. Bunlarla ilgili case study'ler sunabiliyor olması çok kıymetli. Vaka analizleri. Kesinlikle. Hatta evet her sektörde SEO yapılabilir dedim ama o ilgili sektörde daha önce tecrübesinin olması da bir avantajdır. Bu kriterlere göre seçilebilir. Reklam ajanslarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Evet SEO zor bir iş dedik. Hani ben de küçümsemek istemiyorum. Çünkü AdWords olsun, sosyal medya reklamları olsun onlar ayrı bir bilim dalı diyorum ben hatta. Ben yapamam örneğin. Ama hangisine? AdWords mu? AdWords, sosyal medya. Çünkü o benim bilmediğim şey ve onun ayrı uzmanları Sen var. Sen de burada uzmanım diyorsun. Ben de bu alanın uzmanıyım. Yani iki koltukta iki karpuz olmaz mantığıyla söylüyorum. SEO'nun zorluğu aslında şu. Ajansların girmek istemediği kısım şu. Biz bir firmayla çalıştığımız zaman aslında o firmanın, ekibin bir parçası gibi oluyoruz. Ürün müdürüyle beraber çalışıyoruz. İçerikçisiyle beraber çalışıyoruz. Yazılımcısıyla beraber çalışıyoruz. İçselleştirme lazım. Patronla beraber çalışıyoruz. Yani neredeyse o firmanın çalışanı gibi oluyorsun. Dışarıdan bile çalışsan veya bir ajansla bile çalışsan. Örneğin migration dediğimiz süreçler oluyor. Web siteleri yenileniyor. İşte altyapıları değişiyor. URL yapıları değişiyor. O dönemlerde sabahladığımız bile oluyor. Doğru. Yazılım ekipleriyle. Ajans tarafı hani belki de bu yüzden çok o taraflara girmek istemiyor olabilirler reklam ajansları. Çünkü çok net somut, ben bu ay senin adına 10 bin lira harcadım, hemen bu ay sana 30 bin lira kazandırdım diyebiliyor. Biraz zorluğu o SEO'nun diyebilirim. SEO.
Şimdi bizi izleyen bir sürü KOBİ'ler var, küçük işletmeler var. Yani adam diyor ki bizim ya bütçemiz yok şu anda. Yani bir senin gibi bir firmaya çalışacak bütçesi yok ilk etapta. Ya onlar başlangıçta ne yapmalı? Yani bugün de hatta sabah bir eğitimdeydim. Orada da e-posta pazarlamayla alakalı bir eğitimdeydim. Yani çok KOBİ'ler var. Yani ilk etapta buna bütçe ayıramıyor. Nasıl başlaması lazım? SEOK tarafı blok mu yazsın? Ne yapsın? Yani en basit o mudur? Yani şöyle, ben aslında eğitimlerden bahsedecektim. SEO alanında olsun, diğer alanlarda olsun eğitimlere katılabilirler. Çok küçük, tek kişilik bir firma ise kendi katılabilir veya ne kadar bir çalışanı varsa çalışanlarından birini bu eğitimlere gönderebilir. Yani bir yerden başlamak lazım, onu demek istiyorum. Öğrenmesi lazım. Öğrenmesi lazım ki diyelim ki 2 yıllık bir sürenin sonunda bir ajansla veya bir SEO'cuyla, AdWords'cuyla bu işi yapabilecek duruma geldiği zaman da en azından o aldığı eğitim veya çalışanların aldığı eğitim katkı sağlar o sürece. Tabii aynı dili konuşurlar. Aynen öyle. Bir de SEO yapmasanız da, AdWords yapmasanız da aslında web siteleriniz sizin dükkanınız. Yani bir züccaciye dükkanını düşünün. Evet. Günümüzde artık züccaciye bir web sitesini düşünün. Evet. Yani biz nasıl züccaciye dükkanımızı 80'lerde, 90'larda temiz tutuyoruz, müşteriye güler yüz gösteriyoruz, rafları temizliyoruz, çalışanlarımıza diyoruz, kılığınıza, kıyafetinize dikkat edin. Toz alın. Toz alın. Aynı şekilde web sitemizin de bizim dükkanımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir pazarlama çalışması yapmasak da dükkanımızı temiz tutmamız doğru, lazım. Doğru. Bunun yolda içerik girmek olabilir. Evet, SEO uyumlu içerik giremeyebilirsiniz o anda ama kendinizce bir şeyler girebilirsiniz. İçerik girmek olabilir, resimlerinizin düzgün çekilmesi olabilir. E-ticaret sitesi olmak zorunda değil. Kendinizi doğru anlatmanız önemli ve kullanıcı deneyimine dikkat etmeniz gerekir. Evet, çok büyük sitelerden bahsetmiyoruz. Ben de farkındayım. Ama aslında bunun bir avantajı da var. Müşterilerinize daha sık dokunabilirsiniz, daha çok ulaşabilirsiniz ve onlardan aldığınız feedbacklerle ufak ufak değişiklikler yapıp bu sürece devam edebilirsiniz. Tabii daha ufak olunca daha hızlı, daha cesur da olabiliyorsun. Kesinlikle. Geri bildirimleri avantajına çevirebiliyorsun. Son bir dakikaya girdik. Hemen sana çok hızlı bir şey soracağım. Ben şunu anlıyorum. Yani genelde bizim gençlerimiz, bizi izleyen genç kardeşlerimiz de var. Yabancı dil çok önemli. İngilizce başta olmak üzere. Ama aslında yani bu araba motoru da ister reklam ver, ister SEO yap. Türkçe'ye çok iyi hakim olmak lazım değil mi? Kesinlikle. Aslında Türkçe'nin de bir önemi ortaya çıkıyor. Yani kesinlikle. Kendi öz dilimizi iyi bileceksin ki o anahtar kelimeleri doğru seçesin değil mi? Kesinlikle. Yani burada ben şahsen Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öyle mi? Evet. Bunun avantajını çok sık kullanıyorum. O zaman. Oluşturulan, kendi oluşturduğum süper. İçeriklerde de, içerik danışmanlığı verdiğim projelerde de. Yani orada kendi işinizi müşteriye ne kadar doğru biçimde anlatırsanız aslında o kadar başarılı oluyorsunuz. Kendinizi doğru anlatmanın yolu da dilden geçiyor. Dilden yani bu geçiyor. Hayatımızın tüm alanlarında çok önemli ama çok. Dükkanımızı, web sitemizi pazarlarken sözlü ve yazılı dil becerilerimizin kuvvetli olması lazım. Vallahi harika. Yani bütün merak edilen soruları sordum. Hem kendi adıma hem de gelen vatandaşlardan gelen soruları sordum. Enes ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sevgili dostlar, ilk konuyu konuştuk. SEO'yu konuştuk. Sevgili Enes'in anlattıklarına baktığımızda düzgün bir Türkçe kullanmamız gerekiyor. İçeriklere iyi girmemiz gerekiyor. Güzel resimler gerekiyor. Küçük bir işletmeyseniz korkmayın. Gidin kurslara yazılın ya da online eğitimler alın ama kendinizi bu konulara geliştirin. Günün sonunda belki çok hızlı bir gelişme olmayacak ama 6 ay belki 1 sene sonra organik aramalarda ilk sayfalarda çıkacaksınız. Ben seni ilk sayfada çıkartırım diyen bir ajansla karşılaşırsanız güvenmeyin. Çünkü hemen her şey hızlı olmuyor. Kısa bir ara, aradan sonra tekrardan beraberiz. Evet sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Şimdiki konuğum Bahadır Çakar, B1 Dijital firmasında dijital pazarlama danışmanı. Kendisiyle bugün seyahat teknolojilerini konuşacağız. Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, seni sormalı. Biz bomba gibiyiz. Süper. Sen ama çarpı iki bombasın herhalde çünkü İstanbul'dan Antalya'ya yerleştin. Evet, bir yıldır yaklaşık bir fiil Antalya'da yaşıyorum. Yani Antalya base yaşıyorum. Şirket İstanbul'da. Git gel. Evet, git gel.
Daha nasıl? Yani hayat daha mı kolay? Valla çok keyifli öncelikli olarak yani. Antalya çok güzel bir şehir. Çok güzel. Daha verimli oluyorsun. Çok net söyleyeyim, tavsiye ederim. Ha. Zaman çok daha faydalı kullanabiliyorsun. Harika. Kendine çok iyi vakit ayırabiliyorsun. Kışında doğal gaz faturan yok. Yok. O da doğal gaz güzel. Faturası yok. Aynen. İki ay sadece bir sıcağımız var. Ama soğum var. Yok, iki ay ciddi anlamda bir sıcak. Ha, yaz aylarında. Yaz aylarında, evet. Bu kadar olsun canım, ne olacak yani. Klima onun dışında var. Bomba. Süper. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi seyahat teknolojileri, konumuz bu. Ne anlamamız lazım? Ne demek seyahat teknolojisi? Bence önce süreci anlamak gerekiyor. Seyahat teknolojisinde diyelim ki otelleri baz alırsak, insanların rezervasyon, daha doğrusu check-in esnasında elle kağıda yazdıkları misafir kayıtlarının artık sistematik olarak cloud'da bile çok rahat görülebilir, gözlemlenebilir, işlenebilir halinden böyle bir noktaya geldi. Aynısı oteli bir ürün olarak katalogdan anlatırken web ve online kanallardan anlatır hale geldik. Bu da sürecin yine bir değişimin parçası. Keza rezervasyon öyle. Yani bir otel rezervasyonunu yaptırırken bir fiil fiziksel bir ortamda bunu gerçekleştiriyorduk. Şu anda mobilden hiç kimseye sormadan, danışmadan bunu yapabiliyoruz. Keza uçak bileti öyle. Tavsiye yorum eşten dosttan alıyorduk. Şu anda yorum sitelerini binlerce insanın yorumlarını okuyarak tatil deneyimiyle alakalı çok net fikir sahibi olabiliyoruz. O da ilginç bir şey. Evet. Yani şöyle ilginç bir şey. Ben mesela yorumlara bakıyorum. Bir geçen hafta 2 ay önce tatile giderken bir Bodrum'da bir otele gideceğiz. Şimdi tabii herkes okumaya çalışıyorum. Çünkü sana göre kötü olan bir şey belki benim hoşuma gidebilir. Çünkü bazen işte adam diyor ki şöyleydi böyleydi. Aa diyorum, ne kadar güzeldi ya diyorum, tamam, ama benim için de iyi bir olan bir şey onun için kötü olabilir. O yüzden aslında böyle tek 2-3 tane yoruma değil de varsa böyle hepsine bakabiliyorsan bakmak lazım ki tamamen bir şey versin. Çünkü yorum kişiden kişiye değişir yani. Bence kullanıcı orada aslında çok akıllı. Kendi yaşamak istediği deneyime göre o yorumları gerçekten ayırt edebiliyor. Edebiliyor. Evet. Yani şimdi süreci şöyle devam ettirirsek, lütfen, sonlandırırsak, baktığımızda işin bu kadar değiştiği bir ortamda, bu silsilede haliyle ne oldu? Seyahat esnasında ve konaklama deneyimini yaşarken de bu dijitalleşmeden otellerde misafirler de nasibini aldı tabiri caizse. Artık istek ve taleplerini her şeyi online yaparken bu şekilde online devam ettirmek istiyorlar. Çok doğru. Kablolu telefonlardan resepsiyonda gördüğü adama derdini anlatmaktan ziyade doğrudan yine bir sistemin içinde olup bu istek ve taleplerini, şikayetlerini otele doğrudan aktarmak istiyorlar. Aslında hatta chatbotlar var. İşte onu diyecektim. Chatbotlar, evet. Tam da sen onu deyince. Chatbotlar var. Daha ütopik şu an için en azından bizim açımızdan. Uzak Doğu'da çok robotla çalıştırılan oteller var ama. Evet. Ve devam ediyor. Yani seyahat teknolojisini şöyle bir toparlayacak olursak aslında bir değişim süreci. Bu sektöre özel bir değişim süreci. Şimdi ben bu konuyu araştırırken Las Vegas'ta Cosmopolitan diye bir otel. Evet. Burada chatbot var. Ve chatbot'a da isim takmışlar, Rose diye. Doğru. 7/24 çalışıyor. Ve her sorduğun soruya cevap veriyor. Aslında bir insan değil, bir şey değil. Bir aslında makina. Doğru. Tabii o makina sorulan sorulara göre öğrenmiş. Machine learning dediğimiz. Doğru, makine öğrenmiş. Ve amaç seni VIP hissettirmek ve ödül bile almış. O yüzden sormak istiyorum. Bu chatbot nedir ya? Ne oluyor? Acayip bir şey ya. Şimdi chatbot. Süper. Chatbot'u aslında en iyi şöyle anlatabilirim. Geleneksel bankacılıktan internet bankacılığına geçiş sürecini sen çok iyi hatırlarsın. Tabii. konu aslında hayatı kolaylaştırmak. Hizmet sektörünün en temel amaçlarından birisi bu. Evet. Eğer kullanıcının talep ve isteklerini bir yazılım aracılığıyla yapabiliyorsak, bu hıza erişebiliyorsak bizim en temelde derdimiz aslında bu hizmeti doğru bir şekilde verebilmek. Chatbotlar özellikle Amerika'da şu an çok farklı bir noktada. Yavaş yavaş bu taraflara doğru, Akdeniz çanağı ve turizmden bahsedecek olursak Antalya'ya doğru, hatta ülkemize doğru ciddi bir farkındalık yaratmış. Kaçınılmaz durumda. Zaten bu. Kaçınılmaz. Şu an sadece o geçiş sürecinde, internet bankacılığına geçiş sürecinde hatırlıyor musun? Yani ne olursa olsun bir güvenle alakalı bir sıkıntı, bir problem vardı. Vardı. İlla bir insana dokunacağım vardı. Vardı. Şu an sadece insanların bakış açısında böyle bir şey var, durum var, ikilem var.
Ama teknoloji geliştikçe bu machine learning insanları daha iyi anlayan ve sorunu çözen, konuyu çözüme ulaştıran bir noktaya geldikçe bir bakacağız zaten olayın içindeyiz. Ya bu yapacağımız televizyon programına duyururken sosyal medyada Ordu'dan Nesrin Hanım diye bir hanımefendi 3 defa mail atmış. Yani 1 defa, 2 defa, 3 defa. Mutlaka sorun demiş. Nesrin Hanım sizin için soruyorum. Oteller herhalde otelde çalışıyor tahmin ediyorum. Ya otellerde çok robot olacağı konuşuluyor diyor. Görmüş bir belgeselde Japonya'da falan şimdi. Doğru, ya Japonya'da. Otellerde robot olsa iş kayıpları mı olacak? Ne diyorsunuz diyor. Öyle bir şey var mı? Sorun demiş. Ben de sorayım. Şöyle oradaki düşüncem, görüşüm şu. Tabii konaklamanın amacı çok önemli. Eğer sadece bir iş seyahati yapıyorsak, düşük fiyatlı, sadece konaklama ve temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir otel arayışındaysak, şu an Avrupa'da insansız ya da çok az insanla çalışan oteller mevcut. Robotik olmasa da hepsi. Burada bu tür teknolojiler gelişecek, bu tür oteller artacak. Ama bunların tabii ki hacimleri çok büyük olmayacak. Şimdi tatil konusuna gelince, tatil duygusu başlı başına aslında bir deneyim hissiyatı. Yani özel olmak, farklı hissetmek ve bunun içinde ciddi anlamda insan faktörü gerekiyor. Ben resort tarafında, yani tatil otellerinde bu tür teknolojilerin çok ileri noktaya gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü tatil yapmamızın temel amacı birilerinin bize bir şekilde mutlu etmesi. Çünkü tatil otelleri sadece odadan ibaret değil. Animasyonuyla, etkinlikleriyle, bize verdiği hizmetle bir bütün olarak bir tatil. Ondan dolayı hanımefendi korkmasın. İyi. Sadece yaşasın. ekonomik klas dediğimiz şehir içerisinde bazı otellerde tabii ki maliyetlerden dolayı ve o maliyeti fiyat olarak müşteriye yansıtmak için bu tür oteller olacak. Şimdi dünyada tartışılan bir konu var. Sanal gerçeklik, yani virtual reality dediğimiz konunun turizme etkisi. Şimdi Paris'te Louvre Müzesi var. Ve Louvre Müzesi'ni siz aslında gitmeden bu gözlüğü takarak gezebiliyorsunuz. Keza İstanbul'da da yanlış bilmiyorsam yapıyorlar ya da yaptılar. Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı gibi, Ayasofya gibi yerlerin de takarak gezme şansına sahipsiniz. Şimdi bir kısım diyor ki ya bu bizi bitirir. Yani işte turizmi bitirir. Çünkü yarın bir gün Paris sokaklarında bununla gezeceksin. Şudur budur. O yüzden bu kötü bir şey diyor. Bir kısım da diyor ki kardeşim diyor tam tersi diyor. Çarpı 2 diyor. Çünkü diyor ben de ona katılıyorum. Yani ben şimdi Paris'e gidiyorum. Kaç gün kalacaksın? 3 gün, 4 gün. Hani 15 gün kalamazsın. Yani şimdi ben ne yapacağım? 4 günüm olduğuna göre ya görmek istediğim yerler, fiziki olarak temas etmek istediğim yerler bellidir. Louvre Müzesi şu bu. Ama bak bazı yerler vardır gidemeyeceğim, zamanım yok. Onu da mesela gözlükle gezmek çok daha hoş olabilir. O anlamda yani ben hem fiziki olarak gitmek isterim artı ona da 50 dolar, 50 euro neyse verir, onu da yaparım. Yani bence çarpı 2, çarpı 3 burada potansiyel var. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu sanal gerçekliğin bu işe girmesi, sanal turlar yapma şansı olması turizme balta mı vuracak yoksa pastayı daha da büyütecek mi? Bence olumlu tetikler. Sen de benim gibi düşünüyorsun. Evet, çünkü deneyim yaşama hissiyatını unutmamak lazım seyahatte. Bu konunun içerisinde biliyorsunuz sosyal medyayı da ele aldığımızda gittiğimiz yerlerde fotoğraf çekmek, buraya ayak bastım demek, ben buradayım demek ve bunu kendi çevresiyle paylaşmak da bu sosyal egonun içerisinde. Çok yani güzel. Seyahat etmeyi sadece bir şeyi, bir yeri gördüm ya da bir yere gittim anlamında yorumlamıyoruz. Çünkü hayatımızda çok önemli bir sosyal medya faktörü var. Doğru. Buraya gittik diyebilmek için ciddi anlamda efor sarf ediyoruz. Hatta birçok araştırma gösteriyor ki aslında o çok sevdiğimiz sosyal ağa fotoğraf vermek için birçok yere gidiyoruz. Ondan dolayı bence deneyim bizi her zaman heyecanlandırır. Sanal gerçeklik bu anlamda çok tetikleyici, çok pozitif bir durum yaratabilir. Mesela şimdi bir de şeyden bahsediyorlar. 3 boyutlu yazıcılar, 3D yazıcılar. Yani biliyorsun işte odada senin bir şey ihtiyacın oluyor. Ne bileyim işte elbise, ayakkabı, ne bileyim bir şey. Aşağıda mutlaka o otelin bir ufak bir dükkan oluyor. Oradan alıyorsun. Şimdi diyor ki yani gelecekte diyor otel odalarında diyor bulunacak 3 boyutlu yazıcılar sayesinde o dükkanlara gerek kalmayacak. Gerçek zamanında üretebileceksin diyor. Ayakkabı da şeyde evde diş fırçanı unuttun, diş fırçanı bilmem neyin yani. Böyle bir dünyada çok ilginç geliyor bana ama bilmiyorum. Şu an için tabii ki ütopik, şunu unutmamak lazım.
her sektörün çok net ticari bir amacı var. Yani doğru. Kar etmek gibi, para kazanmak gibi bir amacı var. Bu hizmet gelecekte, bugün olacağına inanmıyorum tabii ki ama gelecekte deneyim tarafında misafire bir şey kazandıracaksa, bu kazanç otele ticari olarak yansıyacaksa, maliyetler ya da satılan konu bize para kazandıracaksa neden olmasın? Ama tabii ki şu an bu tür teknolojilerin maliyetleri her odanın içine sokabilecek boyutta değil. Ondan dolayı teknik olarak şu an bence konu birazcık ütopik bir konu. Ama teknolojiyi biliyoruz. Bugün asla olmaz. Öyle bir şey olmaz dediğimiz her şeyi gelecekte yaşıyoruz. Hı hı. Ondan dolayı neden olmasın? Yani işlerin biraz büyümesi, yaygınlaşması ve teknolojinin ucuzlaşması evet. Sonrasında işler daha farklı yere gidecektir. Erişim ve satın alınabilirlik. Doğru. Yani biz bunu satın alıp bundan para kazanacak, kar edecek bir noktaya gelirsek neden olmasın? Yani otellerin derdi zaten misafire hizmet vermek, bunun karşılığında ücretini almak tamam. Ve bu operasyondan kar etmek. Herkesin aslında amacı o. Evet. Şimdi kişisel avatarlardan bahsediliyor. Hı-hı. Yani gelişen teknolojinin sunduğu kişisel avatarlar diyor. Uzun vadeli gelecekte sizin için otel rezervasyonu yapacak, turlarınızı ayarlayacak. Hı-hı. Siz de bu gereksiz şeylerle uğraşmaktan kurtulacaksınız. Zamanınızı kendi başka yerlere ayıracaksınız. Ne diyorsun? Oraya gelmedi ama şu an en yoğun kullanılan, en çok kullanılan arama motoru bir travel başlığı açarak aslında avatar şeklinde değil de o bizim ona verdiğimiz bilgileri yapay zeka desteğiyle anlamlı hale getirerek tatil deneyimlerimizi ya da seyahatle alakalı planlamalarımızı bize zaten hali hazırda yapmayı vaat etti. Çok yakın bir proje bu. İşte 2020-2021 bence sektörü de çok ciddi anlamda etkileyecek. Hiçbir şey kalmamış. Evet, bir şey kalmadı. Hatta test sürüşleri başladı. Hmm. Şöyle düşünün, yıllardır o arama motoruna verdiğimiz bilgiler segmenti oldu. Konum bilgilerinden tutun, yorumlarınız, aramalarınız, ziyaret ettiğiniz web siteleriniz. Zaten aslında bir avatarımız var. Var. Yani o arama motorunun içerisinde hali hazırda var. Dünyadaki bu seyahat endüstrisinin gelişmesi, özellikle bunu kendi aramızda da çok sık konuşuyoruz. Yeni jenerasyonun keşfetme arzusu, bu arzunun, tutkunun çok yüksek olması, bu bizim bizden önceki jenerasyonlar gibi eve arabaya para yatırmak değil de dünyayı gezme çok tutkusu bu sektörü çok ciddi büyüttü. Haliyle bu arama motoru da buradaki fırsatı, buradaki gelişimi fark ettiği için aslında şunu söyledi. Ben zaten sizi çok iyi tanıyorum. Sizin nerelere gidebileceğinizi, hangi otellerde kalabileceğinizi tahmin de edebiliyorum. Hı-hı. Yapay zeka da geliştirdim. Yapay zeka da işin içinde değil mi? Evet, %30'a yakın bu konuda bir yapay zeka kullanımı var. Hı-hı. Gezdiğimiz yerlerden tercih ettiğimiz otellerin fiyat segmentine kadar ciddi anlamda içerideki datayı anlamlı bir hale getirerek artık bize sen burada kalabilirsin. Bak hatta 2-3 adımda uçak biletinle birlikte bu seyahati yapman için sana böyle bir fırsat sağlıyorum demeye başladı. Çok acayip bir şeyden bahsediyorsun şu anda, farkında mısın? Evet. Herkes şu anda stüdyodaki olan herkes ve rejideki olan herkes ağız açık seni dinliyor. Çok başka bir yere gittik şu anda. Ama şimdi ciddi olarak bu seyahat endüstrisini de bir anlamda çok düşündüren bir konu. Çünkü buraya talip oldu. Bu bahsettiğimiz, en çok kullandığımız arama motoru bu konuya özellikle talip oldu. Çünkü en çok data bende var dedi. Bundan dolayı da çok hızlı bir şekilde, hatta 2021-2022 projesiyken bu sene testine başladı. Harika. Sadece burada bireysel olarak insanların kafasına takılan konu yine her zamanki gibi işte bilgilerim kullanılıyor mu? O artık onu geçti evet. Diye düşünüyorum yani. Şimdi sen onu anlatırken ben diyorum ki acaba nerelere girdim, neler yaptım? Yani adam beni benden daha iyi tanıyor. Evet. Keşke hani bazen gidiyoruz ya böyle giden arkadaşlarımız oluyor, işte gidiyor işte ne bileyim psikoloğa gidiyor, bir şeye gidiyor. Yani kendisini ya da burçlara meraklı. Karşıdaki insanın onu anlatmasını istiyor. Halbuki gerek yok. Yani yok. Arama motoruna gir, sana anlatsın. Sen kimsin, nesin, necisin, ne yapıyorsun, ne tip bir insansın. Şu an reklamlarda yani, bunu hissediyoruz zaten. Yani. Ama şöyle düşün, artık bu alana girdiğinde
gittiğin, gidebileceğin bölgeleri tahmin eden çok acayip. Ondan sonra bir sistem sana bak buraya gidebilirsin diye altında hazır içerikle birlikte sana önerilerde bulunacak. Şimdi hep konuşuyoruz yeni dönemin petrolü data. Hı hı. Büyük veri, data ya da İngilizce şeyle big data. Ben otellerde dataların çok iyi tutulduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle, özellikle böyle 5 yıldızlı büyük otellerde, zincir otellerde o arkadaşlarımız da var. Bazen konuşuyoruz. Yani diyor ki acentadan 100 tane müşteri geldi diyor. 100 tane müşterinin de acenta kanalıyla geldiği için diyor adamların adı soyadı var, pasaport bilgisi var. Yani e-maili yok, bir şey yok. Yani çoğu bilgi kaçıyor diyor. Siz alamıyor musunuz? Alamıyoruz diyor. Nasıl alacağız diyor. Yani adamları odaya zar zor yerleştiriyoruz falan. Şimdi tabii ne oluyor? Ya ben bazen onların bir sürü farklı yere üye oluyorum. Anlamaya çalışıyorum. Çok ağır, çok şatafatlı. Genellikle genel müdürlükten İngilizce gönderiliyorsa işte burada Türkçe geliyor. Orada Almanca gidiyor. Böyle ağır mailler. Ama yani kişiselleşmeden çok uzak. Çok genel. Çok genel ve lüks kokuyor. Ya ben buradayım diyor. 5 yıldız otel diye. Tamam çok sen buradasın ama yani yakalayamıyor. Kişiselleştirilmiş bir mesaj sunamıyor. Şimdi veriyi kullanabilen kazanacak diyoruz. Doğru. Ama bu kadar büyük milyarlarca doların döndüğü bir sektörde çok büyük bir pay alan bu tip oteller, bu tip yapılarda bunu çok iyi kullanamıyor. Hepsinde tabii değil ama veriyi alamazlarsa nasıl yol kat edecekler? Yani nasıl olacak bu iş? Şimdi burada iş yapma şekillerine ve bu ticari koşulların değişimine de bakmak gerekiyor. Operatörler ve acentalar bu işin B2B kanalında müşteriyi getiren tarafı. Öyle düşünün. Evet. Şimdi online geliştikçe ve bu satın alma refleksleri, insanların bireysel olarak kendi seyahat alışverişlerini yapma refleksleri geliştikçe ne olacak? B2B kanallar aslında zayıflayacak. Evet, konuştuğumuz konu. Evet, B2B kanallar zayıflayacak. Haliyle veriyi iyi kullanan oteller ve otel tipleri var aslında. Özellikle İstanbul'dan bahsedecek olursak şehir otelleri müşterisini %40-45 hatta bazı otellerde 50'nin üzerinde online olarak kendisi alıyor. Çok yani güzel. Oradaki o B2B baskısından ciddi anlamda kurtuluyor. Evet. Çünkü artık çok rahat ulaşılabilir, çok rahat satın alınabilir durumda. Ve artık onlar o datayı işlemeye başladılar aslında. Şu anda yüzdesel olarak şükürler olsun yani. Evet, yüzdesel olarak çok iyi noktada değiller ama sadakat programlarıyla buna benzer durumlarla misafirini tekrar otele getirmek için bir çaba sarf ediyorlar. Onların kişiselleştirmesiyle alakalı da konuşmanın başında bahsettiğim eğer otel içerisinde davranışsal boyutta da misafirden bir veri alabiliyorsa neden hoşlandığını, neden şikayet ettiğini ya da en çok hangi konuların şikayet konusu olduğunu öğrenebiliyorsa aslında orada süreç başlamış oluyor. Konu senin çok iyi bildiğin uzmanlık alanın. Ondan dolayı şimdi işin bu tarafında öyle. Yani demek ki burada temelde ticari şeklin birazcık değişmesi gerekiyor. İnsanlar artık acentanın sattığı ortamda bile online'da gidip kendisi satın alabiliyor. Hatta otelin web sitesinden bunu yapmak istiyorlar. Ve bu geliştikçe, bu oran arttıkça data dediğimiz kavram daha net elde edilebilir bir noktaya gelecek. Resort'te baktığımızda şu an belki Antalya pazarından bahsedecek olursak, burada da bu alana yatırım yapan, yapmak isteyen, arzulu olan otel markaları var. Yok ne kadar değil. Güzel, harika. Çünkü bunu bir gelecek yatırımı olarak görüyorlar. Evet şu anda destinasyonun durumundan dolayı belki o B2B'ye bağımlılık bir süre daha devam edecek. Ama şu bir gerçek, online ciddi anlamda yükseliyor. Aynı İstanbul gibi Antalya'ya da o bölgeye de insanlar münferit olarak gelebiliyor. Haliyle bu yatırımlar bence olacak, farkındalık başladı. Valla bayi konusuna girmişken daha 3-4 gün önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Sigorta şirketlerine hizmet veriyor. Yani dijitalleşme konuşuyoruz. Yani dedim ki niye şeye kaymıyor? Yani çok güçlü bir sigorta firması. Hı hı. Dedi ki abi dedi bayileri var, bayilerini küstürmek istemiyor. Doğru. Çünkü bugüne kadar geleneksel şeyle gelmiş, hep bayilerden müşteri gelmiş. Ama dedim ki yani bu kaçınılmaz bir son yani artık bu bitecek. Yani her nasıl, sektör için öyle. Şimdi oluyor ya İstanbul'da tabii Antalya'da sen taze yiyorsun. Yani halden bilmem neye geliyor, oradan bilmem neye geliyor, pazara geliyor, manava geliyor. Fiyat artıyor, şey artıyor, bir sürü herkes para kazanıyor. Bu sistem bitecek yani aracılar doğru. Bitecek. Direkt tüket yani
şeyden bana gelecek yani. Öyle bir arada bir sürü bayi mayi kalmayacak. Bugün olmayacak belki, yarın olmayacak ama çok fazla da bir zamanı yok. O yüzden bence aslında bayilik yapan, acentalık yapan şirketlerin de gelişmesi gerekiyor. Gelişmesi gerekiyor, farklı düşünmesi gerekiyor. Çünkü yani bu 20 sene adam bu şeyin ekmeğini yemiş, 30 sene yemiş ama bir 30 sene daha yiyemeyecek bence. Tabii yani şimdi şöyle düşünün, bir de işin farklı boyutları var aslında. Sektörel bilgiden bu anlamda bahsedebilirim. Lütfen. İnsanlar neden doğrudan web sitesinden almak istiyorlar? Yani bireysel deneyimlerimizden yola çıkalım. Ucuz diye mi? Yok, ucuz diye değil. Güvenli olduğu için. Ha. Güvenli olduğunu varsaydığı için. Çünkü aslında bu anlamda çok ciddi dolandırıcılık vakaları duyuluyor. Doğru. Yani şimdi, haberlerde görüyoruz. Evet. Turizm firmasına kanmış. Bavulda evet. Antalya'da otelin ya da Bodrum'da otelin kapısına kalmış. OTA mi? OTA ama öyle bir yapı yok aslında. Yok. Öyle bir şirket yok. Öyle bir kurum yok. Aynen. Adam aldığını varsayıyor. Otelin kapısına çıkıyor geliyor. Bu basın yoluyla ya da sosyal medya yoluyla da büyüyor. İnsanlar evet. artık bununla alakalı bir farkındalığa sahip. Doğru. Ben en iyisi diyor ya çok büyük gerçekten marka olarak bildiğim acentalardan bunu alayım. Doğru. Ya da gideyim direkt otelden satın alayım, kafam rahat olsun diyor. Bir de aidiyet hissi bence. Yani doğru. insanlar bu aidiyet hissini yaşamak istiyorlar. Hı hı. Bundan dolayı da bu değişim, bu teknolojik değişim olduğu sürece sektör birçok refleksini değiştirecek. Şimdi son dakikalara girdiğimiz şu ana itibariyle sana çok hızlı bir şey soracağım. Turizm sektöründe olan, seyahat sektöründe olan firmalar, bizi izleyen acentalar, bayiler, yeni döneme, otel sahipleri, büyük küçük, yeni döneme kendilerini nasıl hazırlamalı, ne yapmalılar, nereden başlamalılar? Şimdi ben birazcık o konuya şöyle değinmek istiyorum. Aslında teknolojiyi birçok yerde duyuyoruz, dinliyoruz, faydasından bahsediyoruz ve birçok kişi de buna hak veriyor. Bu konuyla alakalı birçoğu yatırım da yapıyor. Ama bence dikkat edilmesi gereken nokta, değişimle birlikte önümüzdeki yıllarda karşımızda olacak kitleyi iyi yorumlamak ve iyi okumak gerekiyor. Yani şimdi belki biz bu işi 30 yıldır böyle yapıyoruz ama biz yaş itibariyle aynıyız. Farkında mısın? Kablolu telefonu bilmeyen bir nesil şu anda artık hayatın içerisinde aktif bir birey olarak satın alma gerçekleştiriyor. Hiç gidip de bir acentadan ya da herhangi fiziki bir ortamdan bir şey satın almamış insanlar her şeyi online'dan yapabileceğini düşünüyor. Doğru. Haliyle zaten bizim dönüşelim ya da değişelim diye bir şeyleri yapmamıza gerek yok. İnsanlar bizi otomatik olarak dönüştürüyor. Benim tavsiyem bu sektörün içerisinde olan her paydaş geleceği iyi okusun. Kitlenin hareketlerini, refleksini, ne yapmak istediğini bence iyi anlasın. Ki o zaman teknolojik dönüşüm ya da gelişim gerçekleşebilir. Yoksa teknoloji sürekli gelişiyor. Ama biz ne kadar faydalanabiliyoruz ya da ne kadar kendi işimize fayda sağlayacak şekilde bundan istifade ediyoruz. Çok doğru. Tartışılır. Bence önemli olan konu insan faktörü. Geleceği gerçekten iyi görmek, iyi okumak gerekiyor yeni nesli. Aslında aynı şeyleri konuşuyoruz. Teknoloji her zaman bir yerde var, evet. gelişiyor ama bunu ne kadar adapte olduğun, ne kadar kullandığınla alakalı. Bahadır, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Kısa zamanda. Çok keyifli oldu. Bence de çok güzel şeyler anlattık. Sevgili dostlar, eğer turizm sektöründeyseniz, seyahat sektörüne ilgi duyuyorsanız mutlaka bu 25 dakikalık sohbeti izleyin, izlettirin. Yani işler şu anda gidiyor, okey, ama ilerleyen dönemlerde her şey hızlı bir değişime uğrayacak. Bizim bu programları yapmamızın amacı da bu değişimlerin size sinyalini vermek. Yani seyahat sektöründeyim, güzel otelim var, paramı kazanıyorum, oh diyorsunuz ama 5 sene sonra ya da 10 sene sonra belki o güne kadar da kalmayacak, işler öyle olmayacak. O yüzden teknoloji tarafındaki değişimleri iyi izlemek, makaleler okumak ve buna ayak uydurmak en önemlisi. Ayak uydurmak ve uygulamak çok çok önemli. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan gelecek haftalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.